Tutmanas, rapçiyim. Hayal edip başaran ve başarmaya devam edenlerden bir tanesiyim. Biraz hızlıyım sadece, farklı olarak. Hazırım, hadi bir uçalım kaçalım, gerekmez bana bir kokpit. Yok deme yok bak dur ya da gitsen kalk buralardan kop git. Deneme bir iki mic'te tam ve başlasam bu son değil. Gene de bilirim hepsi yüksek, gece sonu zombi. Her büyük kentin, her büyük şehrin bir arka sokağı vardır. Bence Gazi Osman Paşa da İstanbul'un bir arka sokaklarından bir tanesiydi. Ben de Gazi Osman Paşa çocuğuyum. Burada yetiştim, burada büyüdüm. Türkiye bölgelere ayrılmış olabilir ama İstanbul da bence bölgelere ayrılmış. Ve her bölge kendi içinde farklı bir ruh taşıyor, farklı bir sosyal hayat taşıyor. Gazi Osman Paşa'nın bence, en azından ben çocukken yaşadığım, gördüğüm şey insanların yaşam kavgasıydı daha çok. Kendi çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir hayat mücadelesi vardı herkesin. Bu imkansızlıklarda yanlış tercihler yapan, yanlış şeyler yapan çocuk, gençler de oldu. Bunları da gördük. Bu yüzden tehlikeliydi zaten. Sokakta her şeyi tanıdık, sokakta her şeyi gördük. Sokağın pisliğini de gördük. Sokağın güzel yanını da gördük, paylaşmayı gördük. Farklı bir ruhu var sokağın. Mahalle kültürünün farklı bir ruhu var cidden. Sertti. Karanlıktı ama güzeldi. Yani belki de bize çok şey kattı. Biz fark etmeden bize çok şey kattı bu mahalle kültürü. Tüm her şeyi yanlışsa kendi kendine kalmışsan, imdadına yardım yok, gardını koru dertlere banmışsan, tersinden kapmışsan, herkesin bir lafına çatmışsan, bir kenara bırak her şeyi söyle, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Zor kolay imkansız zaman alır, bir sınır yok. Annem, babam, kardeşim, ben, yani ablam. 4 kişilik bir ailede büyüdüm. Annem, babam memur, öğretmendi. İkisi de resim öğretmeniydi. Stabil bir hayatımız vardı. Ya babama imrenerek bakmışımdır her zaman için. Çünkü Sivas'tan geldi. Öğrenimini tamamladı İzmir'de. Ve öyle bir yerden çıkıp İstanbul'a gelip resim öğretmeni oldu. Ama yapmış, o hırsına imrenerek baktım hep. Benim yaptığım müziğe de biraz etki etti. Çünkü hep bana şey diyordu. Küfür etme, şarkı yapıyorsun, hobi olarak yap, okulunu bitir. Ondan sonra işte şey yaparsın ama küfür etme şarkılarında, sen öğretmen çocuğusun. Mottosu altında büyüdüm. Sen öğretmen çocuğusun. Hep buna uygun yaşamak, öğretmen çocuğu vasfını taşıyarak büyüdüm. Ben Tankut bu işe başladığı zaman dedim, oğlum bak ben öğretmenim. Bütün gözler benim üzerimde. Yani çevreden olsun, okuldaki öğrencilerimden olsun. Dedim yani küfür dedim, kullanma dedim şeyde. Ya bunun bende, karakterimde etkisi oldu. Biraz çekingen bir yapım var aslında, soğuk görünebilir. Belki de yaşam şeklimden dolayı böyle oldu. Annem babam okulda, ben biraz kendi başıma büyüdüm. Yani kendimi bildiğim yaşlarda tek başımaydım. Annem biraz daha asabi aslında. Yani tabii oraya gireceksek biraz zıt karakterler babamla. Tipik bir ev kadını diyemem. Çünkü öğretmenlik yapıyordu. Annem de aynı şekilde babam gibi. Bir eğitimci çocuğu olduğumu her zaman hatırlatıyordu bana, sağ olsun. Beni dışarıdaki tehlikelerden her zaman için geri tutmaya çalışıyordu. Ya babam aslında benim için büyük bir idoldü her zaman için. Küçükken şeydi, yani evde bir şey bozulsa babam yapardı ve merakla izlerdim. Baba sen bu kadar şeyi nasıl biliyorsun falan olurdum. Yani zaman geçtikçe anlıyorsun ki aslında sen de yapabiliyorsun. Ya kabiliyet yönümü babamdan almış olabilirim. Bir şeylere böyle merak ettiğim bir şeyi çözerim ve yaparım. Annem bizi çok sevgiyle büyüttü. Çok sevmeyi de ondan öğrendim. Negatif olarak, kesin olarak şu, fevri çıkışlarımı annemden aldım. Sinirlendiği zaman duman eden bir insandı. Evet, biraz ondan, yani sinirimi kontrol edemediğim zamanlarda evet, o özelliğimi annemden almışım diyebilirim. Bir de şey var, kafama bir şey koyduysam ve çevremdeki herkes Tankut bunu yapma, bu yanlış diyorsa ama ben bunu kafamda bir mantığa oturttuysam hiç kimse yani onu yapmamdan alıkoyamıyor beni. Bu özelliğimi de annemden aldım sanırım. Böyle biraz şeyim, dediğim dedik bir insanım. Memur ailesine yetiştiğim için ve yaşadığım semt de biraz sert olduğu için biraz temkinli büyümem gerekiyordu. Babam, aman kimseye bulaşma oğlum, aman Tankut öyle yapma oğlum. Babamın böyle Sivaslı olduğundan ötürü çok enteresan atasözü gibi deyimleri, şeyleri falan vardır. Tankut ite bulaşma, çalıyı dolaş derdi bana. O söz hep şey oldu bizde yani. Hiçbir şeye bulaşmadık, bulaşmamaya çalıştık. Çünkü bulaşılacak şeylerin içinde bir semtti.
her şeye daha temkinli yaklaştık. Bu da benim karakterime biraz oturdu. Karakter olarak biraz daha sakin yapılı gözüküyorum. Sakin yapımın arkasında başka şeyler olduğu düşünülüyor bazen. O şekilde büyüdüğüm için bunun etkisi bende fazla. Ya yaş olarak hatırlamıyorum da mavi önlük vardı. 4. ya da 5. sınıf olması lazım. Benim bir arkadaşım vardı. Sürekli derste çizim yapardı. Grafiti dediğimiz şeyi kağıda çizerdi sürekli. Böyle enteresan yazılar. Aslında hoca da onunla çok ilgilenmezdi ama yaptığı şey aslında orada çok... Yani ben çizemezdim. Sınıfta kimse çizemezdi belki. Rıdvan ismi. Ne yapıyorsun sen dedim. Hani ne bunlar dedim. Bana çantasından şöyle bir dosya çıkardı. Kanka dedi bak işte bunlar. Biz bunları duvarlara yapıyor abim falan. Nasıl ya falan. Böyle baktım çok harfler var ama okunmuyor. Ne oğlum bunlar dedim. Satanist misiniz siz dedim. Garip duvar boyuyorsunuz falan. Ya oğlum işte öyle hip hop falan anlatıyor böyle ya falan hani bir garipsedim böyle çünkü bana hep kötü bir şey gibi geliyordu. Ama dinlemek istedim yani ne olduğunu hani merak uyandırır ya bir şey böyle kötü bir şey zannedersin ama o kötü şey de senin merakını böyle cezbeder ya öyle bir şey oldu. Dedim ney başka hani ne yapıyorsunuz başka işte rap müzik var dedi. Ne o dedim hani rap müzik falan işte direkt Walkman çıkardı kasetli. Açtı bana, işte al bak dinle iki kulağında da tak falan dedi. Ben ilk baştan tek kulağıma takıyordum. Sonra ver bakayım falan oldum. Kulaklığı taktım. Nefret'in İstanbul şarkısını çaldı. İstanbul bizimdir, bizim kalacak. İstemsiz şöyle oldum ben, sırada oturuyorum. Kafam sallanmaya başladı. Çok farklı bir ses dinlediğimden. Benim gördüğümden çok farklı bir akışı var. Hızlı, çok hızlı geldi bana ilk dinlediğim rap şarkı. Ama benim böyle bir... Kanımı kaynattı yani çünkü o iki şarkıyı dinlediğimde kafam sallanmaya başladı ki bugün şunu çok iyi anlıyorum o kafa sallanması hiç ayrı alamet bir şey değil. O kafa sallanıyorsa vücut artık buna tepki veriyordur. Vücut tepki veriyorsa virüsü kapmış oluyorsunuz. Sonra çok merak ettim. Hani tadı damağımda kaldı. Çünkü bir teneffüste dinlemiştim ben onu sadece. Çok başka bir arkadaşımın bilgisayarı vardı. Onun evine gittik. O da dinliyormuş. Haliyle müzik de cezbedince benim içimde şey kaldı böyle. Hani bir şeyi tadarsın da hadi bir daha denk gelse de yapsam falan fırsat kollarsınız. Başka bir arkadaşımın evinde bilgisayar vardı. O müziği tekrar duyabilmek için dinledim. Çünkü bizim evde bilgisayar yoktu o zaman. Orada bir daha dinledim. Orada artık daha çok çeşit vardı. Anahtar albümünün hepsini dinledim. Çok farklı bir duyguydu. Yani dinlemek istiyorum ama yok. Yani televizyonda sadece tek düzey bir müzik var. Ve ben çok farklı bir şey duyup cezboldum. Cezbetti beni. Onu dinlemek istiyorum ama dinleyebileceğim bir yer yok. Ya o yüzden zaten ben bir müzik kanalında saatlerce Ceza'yı bekledim. Çıksın diye. Çünkü yok. Rıdvan'ın abisi o zaman duvar boyuyordu. Gob City kurmuştu o zamanlar. Duvarları boyuyordu işte Gob City yazıyordu. Kendi isimlerini tag atıyorlardı. Bizim için çok ulaşılmaz bir yerdi. Yani o an bana çok uzak geldi orası. 99-2000 gibi Grifty'ye başladım. 2004 gibi Ghost'i oldu. Müzik 2009'a girdi. 2009 gibi de işte Tankurt dahil oldu. Ghost'i yaymak için sokaklara çıkmamız gerekiyordu. İşte dijital mecrada yer bulamadık. Sokaklara derdimizi anlatırken, Ghost'i stencil yaparken işte polislerden yediğimiz layıklar var. Şu anda işte polis memurları var. Mesela ben şu anda memurum. Yaşadığım şeyleri gördüğüm zaman mesela daha farklı bakış açısıyla bakıyorum. Çünkü bizi bilmiyorlardı. Biz mesela freestyle, acapella, ne bileyim grafiti çalışmaları falan yapardık orada. Polisler gelirdi. Ya derdi siz de terörist misiniz kardeşim? Hani burada ne işiniz var gecenin bu saatinde? Kendimizi anlatamazdık çünkü kimse bilmiyordu. Çete gibi bir şey olduk herhalde ya büyük ihtimal. Artık hani her sektörden birileri var. Galatasaraymaşa'da bir ruh yapmaya çalıştık. İşte kötü anılan bir Galatasaraymaşa'dan kurtarmaya çalıştık. Yani gençlere de örnek olduk büyük ihtimal. Zorluklara karşı her zaman tek başına göğüs germek kolay olmuyor. Bu yüzden biz de semtimizde Oluşum adı altında birleştik. Oluşumun adı Gob City'ydi. Benim bugün buralara gelmemle, bir şeyler yapmamla bana çok katkısı oldu bu oluşumun. Bugün Tankurt Manas'ta bu röportajı burada yapıyoruz. Çünkü burası Gob City'nin belki de Gazi Osman Paşa için de ilk konser verdiği yer burasıydı. Mekanın sahibi de Gazi Osman Paşa dışında birçok konser düzenlemiş çok old school bir isim.
O yüzden zaten bu kadar grafiti o zamanlardan kalma. Gazipaşa'da rap hip hop kültürü fazla bir yani yoğunluk yoktu. Biz de ilklerden izleyebiliriz. İşte güzel vakitler geçiyorduk. Daha sonra kardeşlerimiz başladı bir şeylere, Tankurt olsun. Daha sonra burada parti yapmaya başladı. Biz de dükkanın alt katını kendi zevkimize göre grafitilerle süsledik, güzel yaptık. Grafici arkadaşlar birlikte güzel bir ortam yarattık. İşte parti yapmaya başladık. Kendi müziğimizi kendimiz yapmaya başladık bir kısım. Amacımız zaten daha çok kendi semtimizde müziği daha böyle yaymak. Çünkü burası böyle şeylere çok açık bir yer değildi. Belki yaşıtlarım farklı şeylerle ilgileniyordu, görüyorduk. Ama müzik yapmak veya bir şeylerle, sanatla ilgilenmek, bir yerinden tutunmak kötü bir şey olmadığı için. Ama aşık olduğumuz için biz bunu yapıyoruz ya, bir şekilde. Çıkamam soluduğum varoştan, içinde ruhum doğuştan, bize diklenir de tüm yokuşlar. Gökyüzü bile kavuş bak. Geçim derdi gece kondu genel arbede. Gençler de abi olurdu köşe kahvede. Dışlanırdık ondan, dışarıdaydık. Işıklar söner, dönerim gene mahalleme. Dinledikçe daha çok, daha çok, daha çok bağlandım. Kendim dinlemek istedim ama benim o zaman bir bilgisayarım yoktu. Ne yaparım, ne yaparım? Evde bir müzik seti vardı. Yani korsana karşı bir insanım ama o gün babam bana para vermişti ekmek almam için. 50 kuruşla gidip pazar vardı bizim kapının önünde. Pazarda CD satıyorlardı. Tezgah açarlardı, ufak bir tane, iki tane de kolon koyup o zamanın hit şarkılarını çalarlardı pazarda. Gidip, abi işte rap, Ceza var mı? Rap var mı? Anahtarı dinlemiştim, Meclis-i Ala'yı dinlemiştim. Rapstar albümünü aldım, Ceza'nın. Koşa koşa eve gittim. Bana dedim ben bunu aldım. Ama çok suçluluk duygusuyla, çünkü babam ekmek almam için o parayı verdi. Acayip içerlerim ben öyle şeyleri. Rahat bir şekilde ilk defa o albümle dinledim. Çok güzeldi. Her kelimesi, noktası virgülünü ezbere bildiğim bir albüm oldu Rapstar benim için. Zaman geçtikçe biz de bilgisayar aldık. Ve bu sefer dinleyebileceğim ortam daha da çok oldu. Bu sefer klipleri de izlemeye başladım. Kıymetliydi bizim için az bulunuyor olması. Çok kıymet gösteriyorduk yani. Yani uzunca bir dönem dinledim. Bayağı bir işte ezberleme dönemi, yolda tekrar etme, söyleme dönemi şeklinde devam etti. Çok hoşuma gidiyordu. Özellikle hızlı rap yapmak acayip hoşuma gidiyordu. Başarı kıskanana da ben dost demem. Kalbi porselen manas posteler. Bir de bu boss tripim ortamını toz eder. Seni pipo gibi yıkıp bir de duş eden. Çenizi düşene ver sol kroşeden. Yeni projeler, yeni bir albüm. Tam fame oldu iniyor Porsche'den. Bunu konu peki komik olur. Bir de baritonu kodum panik olur. Ne bir tipo flow atıyorum. İti budu ne kedime body. Bu da benim sana bataküte giren bir rhyme yapıyorum. İsmim Tankut. Böyle içine R koyarak biraz sertleştirdim ismi. Lisede sözel okuyordum. Tarih dersini çok seviyordum özellikle. Tarihte de destanlara bakıyorduk. Manas destanı acayip hoşuma gitti. Manas karakteri bana yakındı biraz. Yanına onu getirince Tankurt Manas şeklinde sahneye devam ettim. Evimde de bilgisayar olunca ilk temiz bir kayıt alabiliyor muyum diye webcamler vardı. Webcam'in mikrofonuna böyle ses kaydedicisinden ufak ufak söylemeye başladım. İlk önce ezberimde olan rap şarkılarını söyledim. Ben bunu nasıl kaydederim? Kendim nasıl yapabilirim? Veya nasıl üstünde sözü olmayan bir müzik bulabilirim diye işte. Sonra onlara nasıl ulaşabileceğimi öğrendim. Farklı farklı enstrümanteller edindim. Sonra o enstrümanteller üzerine karalamaya başladım sürekli. Bir şeyler yazmaya başladım. Daha çok çevreden edinebildiğim bilgiyle demolar almaya başladım. İlk kaydettiğim şarkı hala duruyor bende. Bir arkadaşımın evinde kaydetmiştim çünkü bende mikrofon yoktu. Şarkının ismini şu an hatırlamıyorum. Ama çok saçma bir şarkıydı, salakça bir şarkıydı. Sesimiz daha çok hiç oturmamış, çocuğuz. Çıkıyor falan. Kaşıntı bastı, pisliklerden, gidince dönülmez bölgelerden, sözlerimden çıkarın olmasın, yaptığın rapler sonradan dolmasın, olduk olduk kakarkanın budur rapin tutar yanı, aptal sarışın masalı tarzı, senden büyük durdu bastır, partilerde adını yazdır, sokaklarda nana yazdır. O şekilde giden bir şarkıydı. Çok kısaydı, bir dakikalık bir şarkıydı ama benim için dünyalardı yani. Artık yapabileceğimin bir kanıtıydı. O şarkının ve o CD'nin özellikle bende çok özel bir yeri var. O gün o şarkıyı dinledikten sonra, bunu yapabileceğimi anladıktan sonra benim için artık bir rapçi olmak çok mümkün bir şeydi. Kolay demeyeceğim ama mümkün bir şeydi, artık yapabileceğim bir şeydi. Tabii yaptığım bütün şarkılar benim için çok kıymetli ama özellikle son albümde Keyfim Yok şarkısı diğer şarkılara nazaran bir tık daha biraz benim için farklı. Tam hissiyatı aktarabildim şarkıyı aslında ve melodik bir şarkı, tınısını da çok sevdim. Hissiyatımı da aktarmam önemliydi. O yüzden diğer şarkılardan albümdeki
benim için bir tık daha böyle farklı bir yerde bu Keyfim Yok şarkısı. Sene olarak tam hatırlamıyorum ama 2006 ile 2008 arasında gidip geliyorum. İlk çıktığım konser Kadıköy'deki bir rap konseriydi. Konserde benim dinlediğim insanlar vardı. Konser afişinde benim adım yoktu. Ben oraya gittiğim internet kafenindeki abi konserde DJ'ymiş. Rica minnet beni de götür. İşte ona demolarımı dinletmiştim. Ne olur bir şarkı söyleyeyim tarzında. Tamam dedi, götüreceğim seni dedi. Yine aynı heyecan başlamıştı, o ilk konsere gittiğimdeki heyecan başlamıştı ve yine her yer rap kokmaya başlamıştı. Herkes rap kokmaya başlamıştı ve süzüyordum sadece herkesi, tavırlarını, triplerini, konuştukları konuları. Köşelerde böyle topluluklar, daha konser başlamamıştı. Toplaşıp herkes freestyle atıyor, akapella yapıyor falan. Ah dedim, yine geldik, işte buradayım. Çok mutluyum. Ve bu seferki heyecanım biraz daha fazlaydı çünkü o gün orada ben de söyleyecektim. Ben izliyorum, çıkanları izliyorum. Böyle bakıyorum, yapıyorlar ya, adamı dinlediğim şekilde yapıyor. Ben bunu bilgisayarda dinliyordum ve şu an önümde söylüyor falan. Birazdan ben de çıkacağım ama yani keşke o an gelmese çünkü çok korkuyorum. Tamam burası güzel ama orada olmak çok başka bir duygu. Ve ben o duyguyu hiç tatmadım, öyle bir tecrübem yok. Çok korktum. Saçmalayacağım diye çok korktum. Yani en fazla ilkokulda andımızı okumuşumdur. Çünkü her hafta bir başkası okuyordu öğrenci. En fazla odur, benim topluluk önünde bir konuşmuşluğum yoktu. Sunucu anons etti. Aramızda bir kardeşimiz var, Gazi Osman Paşa'dan geldi ve ilk defa sahneye çıkacak. Lütfen herkes can kulağıyla dinlesin dedi. Tırnak ucuma kadar titredim. Çıkacağım ama sonrası yok. Gözümü kapattım ve söylemeye başladım. Tankut evdeki gibi, kimse yok şu an burada. Aynı şekilde söyle Tankut. Başladım söylemeye. Gözümü açtığımda underground olarak bu işi yapıp evde dinlediğim isimler ayağa kalkıp bana moral vermek için bana işte tempo tuttu. Dizlerim bağı çözülecek gibiydi. Bıraksalar ağlardım orada. Çünkü dinlediğim adamlar bana destek olmak için ayağa kalkmış, bana tempo tutuyor. Ben ilk şarkımı, ilk defa sahnede bir şarkımı söylüyorum. Kadıköy'deyim. Bir rap partisi, herkesle aynı dili konuşuyorum. Söylediğim müziği anlıyorlar ve kafa sallıyor herkes benim yaptığım müzikte. Bu benim ya izlediğim konserler gibi ve söyleyen benim. Bu çok başka bir şeydi. Yani o an çok başkaydı. Yerinden oynuyor yer, yerinde durmaksa daha da beter. Elinde çoksa neden, bu kafa sana göre değil, bol bir beden. Bana gün yüzü sana da bir yağmur, arada bir geliyorlar bana da reva bu. Yeni başladım kudurma daha dur. Peki sen ne diyorsun bu duruma hatun? Rap müzik en başında varoşların müziği olduğu için ve imkanların kısıtlı olduğu yerler olduğu için gerek ekonomik durum, gerek çevre, gerek yaşanılan hayattan ötürü abisinin, babasının pantolonlarını giyerek sokağa çıkan çocuklar bu akımı başlattı. Böyle bir akım oldu. Yani rap müzikte bu özdeşleşti. Varoşluk bir bakıma tarz oldu. Bol giyinmek bir tarz oldu. Ama bunun çıkış yeri tamamen o çocuğun kendi pantolon alamaması. O çocuğun bol giyinmesinin sebebi abisinin, babasının pantolonunu giyerek, bol da olsa giyerek kendine bir duruş, stil yaratma şekli oldu bu. Kültürle özdeşleşti bu yani en nihayetinde, bol giyinme. Ben daha çok giyimimde, kuşamımda en çok tercih ettiğim renk zaten siyah.
biraz dark. Meç etmek için de kırmızı rengini tercih ederim genelde. Çünkü ikisi de benim için asi bir renk, ciddi bir renk aynı zamanda. Ve sıcak bir renk. Ama tabii günlük yaşantımda daha çok rahat, eşortman, salaş daha böyle cool duruyor bence. İşimi yaparken özen gösteririm kıyafete. Ya yani evet, sahnede de salaş olduğum yerler var ama bazen tercihim daha böyle göz alıcı, daha çok parlayan, daha uyumlu ve yerine göre dar da olabiliyor bu. Kıyafetler oluyor. En dikkat ettiğim şey giydiğim iki şeyin aynı renk olması en az. Yani ayakkabımla tişörtüm aynı renk olmalı. Yani üstümdeki iki şeyin rengi birbiriyle tutmayınca rahatsız hissediyorum. Kendimi farklı farklı rengarenk öyle giyinemiyorum. Bunlar beni daha çok daha güçlü hissettiriyor, daha cool, daha rahat hissettiriyor. Dükkanın içindeki insanlık ve korku. Kiminin sevdası para, kimininki koltuk, yok oldu. Doğa şimdi bir şey için rap oku. Dün her yer yeşilken bugün kokluyorsun betonu. Yay. Müzik yaptığım dönemlerde açıkçası eli yüzü düzgün ilk dinlediğim örnek Ceza'nın şarkılarıydı. O yüzden Bilgin abinin yeri bende her zaman için ayrıdır. Anlattığı şeyler, tavrından hiç taviz vermeyişi. Yani hayatını okudum, o da çok zor şeyler yaşamış, zor şeylere göğüs germiş. Kendince zorlukları var. Onu aslında rol modeli olarak yaptığı başarıları, yurt dışında bizi temsil edişi falan bir sürü şey var kariyerinde. Müzikal olarak cidden sevdiğim, saygı duyduğum ve örnek aldığım bir insan Ceza. Ama bunların içinde en çok bana bir şeyler katan, beni ben yapan, beni oluşturan rol modelim babam oldu. Benim gerçek kahramanım babam. Zaten bizim kültürün içinde olan bir şey. Bu bir rapçiye dahi olmasa bile biz kimi zaman sistemi eleştirdiğimiz, sisteme diss attığımız şarkılarımız var. Diss de yaptım, iki rapçiye yaptım. Yanlış hatırlamıyorum, iki rapçiye yaptım. Geriye baktığımda bu müzikle çok güzel şeyler başarmışım. Diss benim için çok başka bir yerde. Keşke atmasaydım, keşke atmasalardı. Çünkü artık bu benim mesleğim. Ben belki yarın bir gün bir aile kuracağım ve mesleğim hala rapten. Hep müzikten kazanacağım. Ya böyle polemik, böyle bir diyalogla devam ettirmek istemiyorum. Yani kimseyi ben atayım, o atsın, ben atayım. Bir de artık eskisi gibi değil disleşmeler. İnsanların dilinin ayarı, söylediği cümleler eskisi gibi değil. Bizim abilerimizin attığı disler de var. En azından bir usturup var, bir aileye saygı var, kişinin karakterine saygı var. Sadece cinsellik üzerinden yürümeyen akıl mantık dolu küfürler var. Keşke birbirimizin işlerinin daha iyi yerlere gelmesini desteklesek. Ama bu rapin içinde var. Ya bugün Tankurtmanas zaten Gazi Osman Paşa'dan geldiği için, bir mücadele ettiği için. O dediğim gibi savaşçı ruh zaten müziğime yansıdı. Gazi Osman Paşa'dan imkansızlıklara karşı mücadele etmeyi temalarıma şarkı yazdığım zaman o savaşçı ruhu bana Gazi Osman Paşa kazandırdı. Mücadele etmeyi. Hip hop'la rap'le kesişmeseydim muhtemelen o ne diyordu kurgucu olurdum. Yani bir firmada kurgu operatörü olarak çalışırdım. Kurgu yapmayı da çok seviyordum. Müzik yapıyorsanız bir yerde bir şekilde egonuz oluyor ve tatmin ediyorsunuz. Gerek yaptığınız eseri binlerce kişi sizde eşlik ettiği için mutlu oluyorsunuz. Müzik yapmasaydım böyle bir egom olmazdı herhalde. Bunu tatmin edemezdim. Yani şu an tam olarak herhalde kendi içine kapanık, yani muhtemelen hayatla ilgili coşkusu olmayan, daha mutsuz, daha depresif bir adam olurdum. Yani muhtemelen de hız yapamadığım için yavaşlıktan ölürdüm durağanlıkta. Şu özelliğim birebir bütün rapçilerden farklıdır diyebileceğim net bir şey tabii ki yok. Yaptığım müzik, yaptığım flow, anlatış tarzım, anlatış stilim. Ya bunlar herkesinki farklı. Ki zaten bizi belki rap yapan şu an binlerce isimden ayıran şey de yaptığımız teknik, yaptığımız flow. Herkesinki çok farklı ama kendi içimde, kendi özelimde bu şekilde. Yani onu teknik kısmına girecek olursam evet hızlı rap yapıyorum. Melodik işler yapmaya çalışıyorum. Melodik nakaratlar yapmaya çalışıyorum. Alternatif tarzlarla rapi
bütün haline getirmeyi seviyorum. Aklıma gelen bunlar şu an. Ben çok hayalperest bir çocuktum küçüklüğümden beri. Bir oyuncağım vardı ve onun kollarını kırmıştım. Çünkü hayalimde kollarımı daha rahat hareket ettirebiliyordum. Çocukluğum boyunca birçok konuda hayal kurdum. İzlediğim her şeyi, okuduğum her şeyi. Sonrasında müzikle tanıştım ve müziğe aşık oldum. Rap müziğe aşık oldum, felsefesine aşık oldum. Bu röportajı Tankurt Manas olarak rapçi kimliğimle yapıyorum. Ve Tankurt Manas olarak yine geldiğim yerdeki çocuğa hayallerinden vazgeçmeyip hep mücadele etmem gerektiğini, etmesi gerektiğini ve mücadele ettiğin, hayal kurduğun o yolun sonunda güzel bir yere inandığın sürece varabileceğini söylemek isterdim. Ve söyledim de. Ritmi kibar geri piçi piçi bağır. Şekil içinde değil ama çekilişe bak. İçim dışım rap benim delirmişim ah. Mike'daki tan geldi şifan. Bana göre rap örümcekti ve ben de Peter Parker. Sakin görün saldır. Manas beat'i aç diple yardır. Mekanları ayağa kaldır. Çünkü bir gün rap çalacak banger. Geçmez param bu rhyme bin karat ve kalbin tapar. Yok taktik falan didaktik flow'la hat trick yapar. Vaktim yok haddimde ver beat bana. Arkamdan koş bugün alttan almak yok. Anlatacak çok şey var arda arda koy. Bu benim olayım. Ben Tankurt Manas, rapçiyim. Hayal edip başaran ve başarmaya devam edenlerden bir tanesiyim. Biraz hızlıyım sadece, farklı olarak. Başarmam için bu şehir benimle harp ediyor. Ya akşam oldu ama eve gidemiyorum. Çekiyorlar beni, o ne diyor dedi ama ben bunu bilemiyorum. Gerisin geri yine hayatımı sorguluyorum. Ya peace. Başarmam için bu şehir benimle harp ediyor. Dropsti büyüdüm bura bana artık dar geliyor. Söz verdim kendime tek de kalsam tan deniyor. Söz verdim aileme her gün kaderimle dans ediyor. Çıkamam soluduğum varoştan. İçinde ruhum doğuştan. Bize diklenirdi tüm yokuşlar. Gökyüzü bile koğuş bak. Negatif sonuçlar. Umutlarına konuşlar. Şehir susturacak. Gerekiyor artık konuşma. Bana bir mikrofonu verin boy. Dikte edip dene boy. Düşeceksin yere çok. Kalkıp hadi yine koş. Derdi gece kondu genel harbede. Gençlerde abi olurdu köşe kahvede. Dışlanırdık ondan dışarıdaydık. Işıklar söner dönerim gene mahalleme. Kaybet, 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 kaybet. Hırslan, hırslan, harbe, harbe, kaybet, kaybet. Mahvet, mahvet, kazan, kazan. Ailem, ailem, mahallem, sokakta, sokakta, yasam, harbe, harbe.